Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ortalama aktif vakanın 400 bin olduğunu varsayarak 1/4'ü yani 0-17 yaş grubunda yani %25'i dedi ve tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyledi. Bakan Koca okulların açılmasıyla 0-17 yaş arasında vaka sayısının bir kat arttığını açıkladı. Bakan okulların asla kapanmayacağını yineledi. İkili ve hafta sonu eğitim alternatiflerini deneriz dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Koca, okulların 3 hafta açık kalmasına vakaların nasıl yandığı sorusunu şöyle yanıtladı. Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaşa kadar vaka sayısı bir kat daha arttı o yaş grubunda. Yani ortalama aktif vakamıza 400 bin civarında diyelim 1/4'ü 0-17 yaş grubunda yani %25'i daha önce %11 civarındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına %10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi. Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunacak bir durum olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil, asla kapanmayan. En fazla biz bilim kurulu olarak, Sağlık Bakanlığı olarak ikili hafta sonu eğitim dahil olmak üzere tüm alternatiflerinin denenerek açık kalmasını sadece Milli Eğitim değil, üniversiteler için de bunu düşünüyoruz dedi. Bakan Koca AVM'lerin de okullarında kapanmayacağını belirterek artık aşı var, elimizde bir güç var, o da aşı, elimizde yeterince aşımız var, yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yüksek öğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak açıklamasında bulundu. Turka vakanın devreye alınmasıyla önceliğin yerli aşıya verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Koca, herkese tercih hakkı sunacağız. Vatandaşımıza birçok ülkede olmayan hem mRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle yapılan inaktif aşı seçeneğini sunacağız. Yurt dışından gelen bu aşının yanında yerli aşımızın devreye girmesiyle bir alternatif daha sunmuş olacağız. Seçeneklerimizi artıracağız. Kim hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak dedi. Aşı karşıtlığı kelimesini kullanmak istemediğini de belirterek bu toplumun aşıyla ilgili sorunu olmadığına inanıyorum. Çocukların %98 oranında 13 farklı aşıyla aşılayan bir toplumuz biz. En fazla aşısını erteleyenler vardır. Gerekirse ayaklarına giderek aşı yapacağız ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin her geçen gün aşılanma oranlarının yükseldiğini açıklayan Koca %92 en az bir doz, %82 iki doz aşısı tamamlanmış duruma gelindi. Orada aşılanma oranı da giderek arttı. Öğretmenlerin vakalarımız aktif vakalar için de oranı %3'lerde 400 bin olduğunu düşünün 12 bin gibi dedi. Gebelere aşının zarar verdiği yönündeki haberlerin doğruları yansıtmadığını belirten Koca, her kulağınıza gelene inanmayın, bununla ilgili bize ulaşan bilgi yok. Aşıyla direkt vefat eden bir hastamızı bilmiyoruz. Aşının hiçbir komplikasyonu yok demiyorum ama aşıyla ilgili doğrudan vefat eden bir hastamız olmadı ifadelerini kullandı. Aşamasıyla birlikte ilimizin merkezinde toplum yararına çalışma programı kapsamında temizlik görevlisi istihdam edilecek. Bu bağlamda 167 asil katılımcı noter kurasıyla belirlendi. Kurada asil listede ismi çıkan kişiler gerekli incelemelerden sonra 11 Ekim'de işbaşı yapacaklar. Esra Altıntaş. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar İl Genelinde toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdam edilecek temizlik görevlileri için kura çekilişi gerçekleştirildi. Fatih Aygül. Şermin Tugan. 9 ay süreyle istihdam edilecek temizlik görevlisi için 2325 başvuru yapıldı. İl genelinde 274 kişinin temizlik görevlisi olarak okullarda istihdam edileceği öğrenilirken bunun 167'si kent merkezinde, diğerleri ise ilçelerde görev yapacak. Kura çekilişi öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Erdem Gülcü toplum yararına programların kapsamı hakkında bilgi verdi. Pazar günlerimiz tatil günüdür. Günlük çalışma saatimiz 7,5 saat olup çalışma saatlerimiz
8.30, 12.30, 13.30, 17 olmak üzere belirlenmiştir. Bu kura neticesinde oluşacak sonuçta listede adaylarımızı belirlemek üzere önce SGK sorgulamalarını yapacağız. Arkasından hane geliri tespitleri yapılacak ve GBT soruşturmaları neticelendikten sonra katılımcı listemiz kesin halini alacak. Bu kesin halini aldıktan sonra arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklardır. Daha sonra Afyonkarahisar 6. Noter Katibi Cemile Çot kura çekim işlemine başlayarak asil katılımcıları belirledi. Toplum yararını programı kapsamında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 11 Ekim 2021, 30 Haziran 2022 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere birinci listedeki 2117 başvuru arasından 167 asil, 100 yedek temizlik görevlisi elemanını belirleyeceğiz. Semra Karamemiş, Esra Altıntaş, Ali Acar, Emine Albayrak. Kurayla belirlenen kişiler 11 Ekim 2021 tarihinde işe başlayacaklar ve 30 Haziran 2022 tarihine kadar çalışacaklar. Haftalık çalışma süreleri de 6 gün ve günde 7,5 saat olarak belirlendi. Sayın seyirciler, Uzun Çarşı'da dönüşümün ilk adımları atılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Tarihi çarşıya yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin hayata geçmesiyle çarşının cazibesini arttırmaya amaçladıklarını ifade eden başkanın bu projesi çarşı esnafı tarafından büyük takdirle karşılandı. Uzun Çarşı yeni kimliğine kavuşacak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda çarşıda hayata geçmesi planlanan tarihi dokuya uygun cephe iyileştirmesi, peyzaj ve trafik düzenlemesine ilişkin yapılması planlanan çalışmalar istişare edildi. Bugün yapmış olduğu araştırma değil, huzurlu kent Afyon. Allah razı olsun, olayların üstünde ciddiyetle giden bir emniyet müdürü var. Birincisi bir cephe iyileştirme çalışması var. Bir de otoparkla ilgili konu cephe var. Cephede fikir. Şimdi cephe iyileştirmesiyle ilgili kısımda hani biz gerçekten aslında çok... Belki de dedik aldırdığımızda yine çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Esnafın talep ve önerilerini alan Başkan Zeybek, tarihi çarşıya yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin hayata geçmesiyle çarşının cazibesini artırmaya amaçladıklarını ifade eden başkanın bu projesi çarşı esnafı tarafından büyük takdirle karşılandı. Başkan, bu sıkıntısına ev aldığınız için size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Yani Uzun Çarşı'nın tarihi çarşı olması kararının kargaşı gerçekten sıkıntı. Şimdi Başkan Yardımcımızın dediği gibi, öncelikle cephelerin giydirilmesi ve çarşıya bir yeni kimlik kazandırılması çok çok önemli. Belediyenin Uzun Çarşı esnafın yanında olmasına da yine teşekkür ediyorum ben. Hakikaten büyük bir hizmet. Olursa arkadaşlar da o gün görürse eğer, hatta kapanmasını dahi arzu ediyoruz. Hakikaten kapansın. Bütün küçük yerlerde bile sergi yolları, efendim yürüyüş yolları var. Eğer arkadaşlar da o gün görürse çok güzel bir hizmet yani, Allah razı olsun. Size biz teşekkür ediyoruz Afyon esnaf olarak. Bizler ne kadar Uzun Çarşı esnaf olarak da burada esnaf arkadaşlarımızı görsek de biz şu anda hem Afyon'umuzun hem Afyon'umuzun geleceğini arka artı Uzun Çarşı'nın haricinde arka sokak dediğimiz Saraçlar için BDS'den Tuz Pazarı'nın oradaki bütün esnafları da şu anda temsil ediyoruz. Yani ortak bir karar alınacak. Fakat en az bir sorunlarımıza kadar bu intikal edecek bir karar alınacak burada. Bunu düşünürken şuradaki görüntüler çok güzel. Uzun Çarşı bölgesindeki tabela kirliliğinin ortadan kalkması ve sokak düzenlemesi gibi konularda ön çalışmaları tamamladıklarını söyleyen Başkan Zeybek, mevcut durumu daha da iyileştirmek adına esnafla ilk kez bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ortak akılla alınacak kararların Afyonkarahisar ve Çarşı'nın geleceği adına büyük önem arz ettiğini ifade ederek verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte de bu tür toplantıları yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeybek, birkaç toplantının ardından çıkan sonuçların ardından kararı vereceklerini ifade etti. Başkan, yapılması hedeflenen projeyle Uzun Çarşı'nın daha estetik bir görünüme kavuşacağına dikkat çekti. Afyon'un tarihi dokusuna uygun nefis bir çalışmayı yaparak Afyon'a, şehrimize bir kimlik kazandırmak istiyoruz. İnşallah onları yaptıktan sonra da bu turizm yolu güzergahı üzerinde Uzun Çarşı'yı daha nezih, daha nefis, daha temiz hale getirerek
halkımızın il içinden, il dışından gelen turistlerin de hizmetini açmış olacak. Bölgenin trafiğe kapanıp kapanmayacağı konusuna açıklık getiren Zeybek, bu konuda esnaftan gelecek talebe göre hareket edeceklerini ifade etti. Esnaf arkadaşlarımız da çok olumlu buldular, uygun buldular bu çalışmayı. Kendileri de mevcut halini zaten biz görüntü olarak da belirlemiştik. Onu da gösterince mevcut halini kabul edilebilecek bir yanının olmadığını kendileri de biliyorlar. Oraya otantik tabelalar, oturma grupları, esnafımız isterse trafiğe kapatmayı, esnafımız istemezse sadece transit geçişe açmayı düşünüyoruz. İstişare neticesi alınacak kararı uygulayacağız burada. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı dördüncü gününde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. 200'e yakın yayın evinin birbirinden güzel eserleri 102 standta sergilenirken fuara gelen ziyaretçilere ayrıca Frig Vadisi'nin kalbi olan Ayazinye'de ücretsiz gezi fırsatı sunuluyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nda 4 günde yaklaşık 40 bin kişi fuarı ziyaret etti. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen fuar açıldığı günden bugüne adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen fuarı gerçekleştiren firmanın yetkilisi gazeteci Mehmet Abdioğulları, ziyaretçilerin aradıkları tüm kitap ve yayınları fuarda bulabildiklerini ifade etti. Abdioğulları fuara sadece şehir içi değil şehir dışından çevre illerden de büyük katılım olduğunu dile getirirdi ve açıldığı günden itibaren fuara yaklaşık 40 bin kişinin geldiğini söyledi. 24 Eylül ve 3 Ekim arası tarihler arasında 10 gün boyunca açık olacak fuarımızda şu anda 102 standta 200'e yakın yayın evimiz, 100'e yakın ulusal yazarımız, 50'ye yakın yerel yazarımız söz konusu olup aynı zamanda fuar içeriğinde biraz ileride az sonra göreceksiniz Saatler Sokağı adı altında bir sokak kurarak 12 tane de ülke genelinde isim yapmış sahibimizi misafir etmekteyiz. Bugüne kadar 40 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Tabii bunların 24 bine yakını öğrenciden oluşmakta ve öğrenci taşımalarımız devam etmekte olup sivil halkımız genelde cumartesi, pazar ve akşam 5.30'dan sonra rağbet göstermeye başladı. Organizasyonun ülke çapında ciddi bir etkinlik olduğunu ve bunun da kentin tanıtımına bir önemli katkılarının olduğunu vurgulayan Abdioğulları açıklamasını şöyle sürdürdü. Çevre illerden gelen arkadaşlarımız var. Tabii Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kaya gibi kitap tutkunu arkadaşlar. Afyon Kitap Fuarı'nın marka değerini bildikleri için buraya ziyarette bulunmakta. Bu anlamda yapmış olduğumuz organizasyonda Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde ve Afyonkarahisar Belediye Başkanımızın desteğiyle, ev sahipliğiyle ciddi bir organizasyon geçirdik. Tabi burada milli eğitimin katma değerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşların katma değerlerini de unutmamak lazım. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'le Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Zeybey'in uyumlu çalışması ister istemez şehre olumlu yansıyor. Fuar 3 Ekim'e kadar açık kalacak. İlimizden diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Emirdağ'da 2021-2022 akademik yılı üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, yurt önlerinde denetimlerin sıkılaştırılacağını ifade ederek maddi zorluk çeken öğrencilerin de tespit edilerek destekleneceğini açıkladı. Kaymakam Bilici, Türkiye'nin farklı yerinden gelen öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ifade ederek onların huzur ve güven ortamında eğitim almalarını sağlamak bizim vazifemizdir. Bu nedenle ilgili tüm kurumların üzerlerine düşen görevi yapacaklarına inancım tamdır dedi. Yalnızca kampüste değil, kampüs dışında da tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Kaymakam Bilici, bunun için emniyet yetkililerin kampüs ve yurt çevresindeki devriye sayılarının artırılması gerekiyor. Bunun düzenli hale gelmesini, güvenlik görevlilerinin de yurt önlerinde aktif olması ve herhangi bir durumda emniyet yetkililerini bilgilendirmeleri gerekiyor. Öğrencilere zarar verecek her türlü kötü alışkanlıktan, özellikle kırmızı çizgimiz olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu madde bağımlılığından öğrencilerimizi, gençlerimizi uzak tutmamız ve bu konuya azami düzeyde dikkat etmemiz gerekiyor. Emirdağ her anlamda huzurun başkenti olmalı. Emirdağ iyi nedenler için tercih edilmelidir. Ayrıca maddi zorluk yaşayan öğrencilerin tespit edilerek desteklenmesini ve part-time çalışma sisteminin öğrenciler için yaygınlaştırılması gerek diye konuştu.
Şuhut ilçesine bağlı Hallaç köyünde miniklerin okula alışmaları için piknik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlenirken öğretmenler öğrencilerin sevinçleri karşısında mutlu oldular. Düzenlenen piknik etkinliğinin masraflarını öğretmenler üstlendi. Etkinliği velilerse memnuniyetle karşılayarak öğretmenlere teşekkür ettiler. AFAD tarafından Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin azaltılması ve uyum konusunda AFAD'ın kapasitesinin artırılması teknik destek projesi kapsamında düzenlenen eğitimler başladı. Eğitim hakkında bilgi veren AFAD Müdürü Mehmet Bullan eğitimlerin 5 gün devam edeceğini belirtti. Afyonkarahisar İl Göç İdaresi yeni yerinde hizmete başladı. Geçtiğimiz aylarda İl Emniyet Müdürlüğü yeni kompleksine taşınmış ve boşalan Emniyet Müdürlüğü binasına ise İl Göç İdaresi hizmet vermeye başlamıştı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü yeni hizmet binasında ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, müdürlük birimlerinde yapılan çalışmaları denetleyerek İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün'den bilgiler aldı. Asayiş haberlerimiz var sırada. Hemzemin geçitte faciadan dönüldü. Kaza salı sabah erken saatlerde eski sandıklı Afyonkarahisar karayolu üzerindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den Afyon'a yük taşıyan makinist Yasin A yönetimindeki yük treni kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ahmet Başpınar idaresindeki ekmek servisi yapan 03L4775 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yoldan çıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada yaralanan Ahmet Başpınar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra incelemede yük treni yoluna devam ederken ekmek arabasındaki ekmekler ise olay yerine gelen bir başka aracı yüklendikten sonra kazaya karışan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tarihi böyle karaladılar, doğal mağaraların duvarlarını adeta panoya çevirdiler. Bolvedin'e bağlı Kemerkaya beldesindeki Damlalı Dede Mağarası adeta aşk acısı çekenlerin ya da askere gidenlerin ilan panosu oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla mağaranın duvarlarına yazılar yazılması bölgeye ziyareti gelenlerle birlikte çevre sakinlerinin tepkisine sebep oldu. Farklı renkler kullanılarak spreylerle belli aralıklarda yazılan yazılar doğal oluşum olan tarihi mağaralarda görüntü kirliliği de oluşturuyor. Çevre sakinlerinden Mehmet Kalay mağara duvarlarına yazılan yazılara tepki gösterdi. Damlalı Mağarası bizim mesih alanlarımızdan bir tanesidir. Ayrıca burası Damlalı Dede Türbesi olarak da bilinir. Ne yazık ki son zamanlarda bu mağaramızda ve dışında duvarlarda sprey boyayla yazılar, duvarları kirletmeler ve bu tarz kötü şeylerle karşılaşmaktayız. Yani sizden rica ediyoruz bu mağaraya, mesih alanımıza sahip çıkalım. Mağara içindeki iki taşın arasından sızan suyla ünlenirken yöre halkı bu sızan suyun toplanması için de bir küvet yaptı. Çevre sakinleri ayrıca bu mağarada Damlalı Dede'nin mezarı olduğuna inanıyor. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre 15 yolcunun bulunduğu otobüs kamyonetle çarpıştı. Otobüs yoldan çıkarak refüje çarptı. Otobüste yaralanan olmazken yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma açıldı. Olay 7 Eylül Salı günü Konya Merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 1. sınıfa başlayan Ahçe sınıfta ağlamaya başladı. Ağlayarak öğretmeninden annesini isteyen Ahçe sınıf öğretmeni A.I. tarafından azarlandı. Sınıftaki bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağlayan Ahçe istemiyorum seni ben annemi istiyorum diyerek ağlıyor. Öğretmen A.I. da ağla ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler dediği duyuluyor. Bu görüntünün paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır denildi.
Çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği el işini sosyal medyadan izlediği videolarla geliştiren Çiğdem Başkal isimli kadın KOSGEB'den aldığı destekle hayali olan işletmeyi kurarak buradan elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Afyonkarahisar'da yaşayan Çiğdem Başkal yaptığı el emeği göz nuruyla hazırladığı el işi ürünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirerek el emeği göz nuru ürünlerin üretimine başlayan Çiğdem Başkal, sosyal medya üzerinden satışa başladığı ürünlerini KOSGEB'den aldığı destekle kendi işletmesinde satışa sunmaya başladı. Amigurumi bebek, makrome duvar süsü, çocuk odalarına pano, çanta, kedi, köpek kıyafeti ve daha birçok el emeğiyle hazırlanabilecek ürünleri hazırlayan Başkal, kadınların hizmetini açtığı işletmede uygun fiyatlara bu ürünlerin satışını yapıyor. Yaptığı çalışmalarla kadınlara örnek olan Başkal, isteyen tüm kadınlara da bu işi öğretmeyi hedefliyor. Çiğdem Başkal, bu işe küçük yaşlarda annesinden öğrendikleriyle başladığını söylüyor. Gün geçtikçe kendisini geliştirdiğini ifade ediyor. Öncelikle bu işi yaparken herhalde ben tam almadım. Tamamen kendi ilgim ve merakımla ilerlettim. Bu noktaya kadar geldim. Şu an devletin vermiş olduğu destekle, kadın girişimcilere vermiş olduğu destekle kendime küçük bir işletme kurdum. Burada hem kendi ördüğüm malzemeleri satıyorum, satışını yapıyorum. Hem de bu konuda kendini geliştirmek isteyen bayanlara yardımcı oluyorum. Onlara örgü dersleri verebilirim. Eşimin desteğiyle, onun yönlendirmesiyle buralara kadar geldik. Onun desteğini ve devletin kadın girişimcilere vermiş olduğu destekle ilerlemeye devam ediyoruz. Kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan, merakı olan kadınları işletmesine davet ediyor. Gün içerisinde birçok bayan hem yaptıklarımı soruyorlar, hem kendileri yapmaya çalışıyorlar, benden bilgi almaya çalışıyorlar. Yani çok yoğun bir ilgi görüyoruz Afyon içerisinde. Şu anki bulunduğum durumdan çok memnunum. Başaracağıma daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Hanımların desteğiyle güzel yerlere geleceğimize eminim. Dışarıdan bakıldığında zor gibi görünüyor, karmaşık gibi görünüyor ama biraz ilgin olsun, biraz merakın olsun, başaracağına inan, gerçekten çok basit. Yani ilerleyebilinir, merak duyan, öğrenmek isteyen bayanlar, Afyonlu bayanlara yardımcı olabilirim ben burada. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatına Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavileri tamamlanan ördek, kaz, leylek ve suna kuşları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. Afyonkarahisar'da belirli aralıklarla hayvansever vatandaşlar tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından akureme götürülen 4 angıt, 1 suna ördeği ile 2 leylek ve 1 kazın bakım ve tedavileri tamamlandı. Kuşlar kafeslere konularak Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin görevlendirdiği bir araçla Ormanya'ya gönderildi. Göç mevsiminin ve av sezonunun başlamış olmasından dolayı daha güvenli olması için kuşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmesini uygun gördüklerini söyleyen Akürem Müdürü Doçent Doktor Emine Hesnakandır şu açıklamaları yaptı. Aslında hepsi de sağlıklı hayvanlar, doğaya dönebilecek durumdalar. Ancak leyleklerin göç zamanı başladı ve şu anki kapasiteleri göç için çok yeterli değil. O nedenle Ormanya'nın daha doğal geniş alanları var. Orada sezonu da rahatlıkla geçirebilirler. Onlar da sağ olsunlar sahip çıktılar sezonu geçirmeleri üzerine. Yine angıtlar ve bir tane de suna ördeği Ormanya'ya gidecek bugün. Ve bunlarda da aslında angıtların doğaya dönmeleri mümkündü. Ancak şu an av sezonu başladı. Bu işte doğaya kazandırdığımız hayvanların, avcıların kurşunlarından korumak için yine Kocaeli Belediyesi'ne göndermeye karar verdik. Çünkü oradaki doğal alanlara avcı giremiyor ve hayvanlar kendilerini daha çok doğal ortama adapte edebilecek şansa sahip olabilecekler. Suna kuşu, suna ördeği o biraz hala yavru. Onun biraz daha bakımına ihtiyacı var. Yine Ormanya yetkilileri bakımıyla ilgileneceklerini belirttiler. Kuşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.
Denizli'de bağlardan toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen su kaynatılarak geleneksel lezzete dönüşüyor. Şifa kaynağı olduğu belirtilen üzüm köftesi yurt içi ve yurt dışından bir hayli ilgi görüyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde her yıl Eylül ayında bağlardan toplanan üzümler geleneksel lezzete dönüşüyor. Bağlardan toplanan üzümlerin suyu çıkarıldıktan sonra kaynatılıyor. Kaynatılan üzüm suyu birkaç aşamadan sonra adeta şifa deposuna dönüşüyor. Kurutulan üzüm köftesi yoğun ilgi görüyor. Nurcihan Özet, yüzyılların geleneksel lezzetini sürdürdüklerini dile getiriyor. Şu anda üzüm bağımızda bulunuyoruz. Üzüm bağımızdaki üzümlerimizi selelere toplayıp onları güzelce dinlendiriyoruz. Sonrasında üzüm sıkma yerimiz var. Üzüm sıkma yerinde üzümlerimizi sıkıp onları suyunu çıkarıyoruz. Sonrasında üzümlerimizin suyunu dinlendirmek için varillere koyuyoruz. Pekmez toprağı dediğimiz beyaz bir toprağımız var. İçine onu koyuyoruz. Bu şekilde dinlendirdiğimiz üzüm sularını belirli bir zaman sonrasında süzüyoruz. Toprak olmayacak şekilde. Süzdükten sonra kazanlarımıza aktarıyoruz. Kazanımızda kaynatıyoruz üzüm suyumuzu. Bu üzüm suyu kaynadıktan sonra şıra haline geliyor. Sonrasında o şırayı tekrar kazandan alıp tekrar dinlendiriyoruz. Bu dinlenme aşamasından sonra üzüm suyunu tekrar kazana alıyoruz. Sonrasında içine kaynamaya başladıktan sonra içine belirli bir miktarda irmik koyuyoruz. Koyduğumuz irmikle birlikte sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Bu kaynama süresinde üzerinde pelte oluşması gerekiyor. Oluşan pelteden sonra üzüm suyuyla birlikte yaptığımız üzüm köftemizi tepsilerimize döküyoruz. Tepsilerimize döktükten sonra 24 saat dinlendiriyoruz. Özet, üzüm köftesinin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. Bu şekilde kuruttuğumuz üzüm köftelerimiz bütün şehirlerce gerçekten çok aranan bir gıda olarak biliyoruz. Çünkü gerçekten çok faydalı. Çocukların kemik gelişiminde, sonra kan yapımında da çok sağlıklı bir ürünümüz, üzüm köftemiz. Yaşlarımız da daha çok tercih ediyorlar üzüm köftemizi. Çünkü çok geleneksel bir ürün bu arada. Çünkü eskilerden gelen bir ürün. Tamamen doğal, organik bir ürünümüzdür. İçinde hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Gayet doğal, sağlıklı bir üründür. Ve yurt dışında dahi gerçekten çok aranan bir üründür. Bu güzel haberle veda ediyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.